İstiridye mantarı, şu ürün, fiyat performans, lezzet olarak kesinlikle hak ettiği yerde değil. Bilhassa ülkemizde. Şimdi hep beraber şunu açalım. Burada 200 gram istiridye mantarı var. Kesinlikle abartmadığımı bizim kanalı izleyenler iyi bilir. Müthiş bir tarif yapacağız. Yine hiçbir yerde görmediğiniz farklı. Şu dip bölümünü kullanmıyoruz. Bakın bunlar çöp. Bizim tarif için söylüyorum bunu. Şu alt taraf parçalarını kullanıyoruz. Yaprakları da böyle ayırıyoruz. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Bu kadar kolay. Bakın bir kez daha gösteriyorum. Dip bölümleri çöp. Sap bölümlerinden kullanılabilir. Belki tarif içinde bir tarif daha yaparız ama şu anki tarifimizde saplara ihtiyacımız yok. Peki bunları nasıl temizleyeceğiz? Esasında çok bilinen ama bizim mutfağımızda ne yazık ki çok kullanılmayan, bilinmeyen tarifler. Bunu gerçi internette görebileceğinizi zannetmiyorum bu tarifi. Kendimize has. Şimdi istiridye mantarını bu tarif için kesinlikle yıkamıyorsunuz. Peçete yardımıyla siliyorsunuz. Koray tek tek mi? Tek tek. Aynen böyle. Sapları ise sizden böyle suya atmanızı istiyorum. Her zaman söylüyorum. Yok efendim mantar yıkanmaz, yok efendim yıkanır. Her malzeme tarif içinde değişiklik gösterir. Şunu hemen bir musluğun altına tutalım. Hemen bir peçete. Koray, peki ben evhamlı adamım, bayanım. Bu istiridye yapraklarını da yıkasak olmaz mıydı? Beyler, bayanlar, görüntü olarak olur ama lezzeti yakalayamazsınız. Siz de anlıyorum. Sizler de bir şeyler katmak istiyorsunuz. Çok da hoşuma gidiyor ama bazı tariflerde oynamamak gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Ne çok ince ne çok kalın. Sanki yeşil soğan doğruyormuş gibi düşünün. Bakın hemen hemen hepsi aynı boyda, görüyor musunuz? Şu biraz daha fazla olabilir mi? Hemen hemen hepsi aynı boyda. Buna dikkat edelim. Tekrar bir suyunu alalım. Kurulayabildiğiniz kadar kurulayın. Şöyle alalım. Bir, iki yemek kaşığı zeytinyağı. Karabiber. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir yemek kaşığı soya sosu. Hemen karıştır. Hemen. Kapağını kapat. Bu dolaba. Esasında bunu hemen de yapabilirsiniz. Ama bunu yapıp yapmayacağımızı yanımızı isterse yapacağız, istemezse yapmayacağız. Esas tarifimiz bu. Darılmaca, gücenmece yok. Bu duruma göre. Şu anda ocağın en büyük yüzü en güçlü şekilde yanıyor. Şöyle kısıkla orta arasına getiriyorum. İsteyen tavada da yapabilir. Güveç sizi yanıltmasın. Zeytinyağı. Bu tarifin özelliği bolca zeytinyağı. Şöyle tamamen kabı kaplayacak. Kapladıktan sonra 1 santim kadar geçecek. Sarımsak. Sarımsağı sizden incecik. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Bakın inceliği görüyor musunuz? Böyle ince ince istiyorum. Atalım hatta hemen. Sarımsaklar oyuna böyle ince olmalı ki bunları yiyeceğiz. Elinizde varsa böyle kırmızı acı biber, yoksa normal biber bir tane yeterli olacaktır. Müthiş bir tarif yapıyoruz demiştim. Başka yerde görmemişsinizdir. Çekirdekleri içindeyken ince ince. Oo, acısının kokusu buraya kadar geldi. Zeytinyağım soğukken attım. Tam ısınmamışken. Böylece çok rahatım. Biberle sarımsaklar artık zeytinyağın içinde oynamaya başladığı anda 1 tatlı kaşığı tereyağı. Bu arada
mantarlarımı ayarlıyorum. Koray, burada neden fazla mantar var? Çünkü iki kişiyiz. Belki üç kişi olabiliriz. Letonya-Türkiye maçını seyredeceğiz. Sıcak sıcak yapıp, yani tekrar yapıp sıcak sıcak yiyeceğiz. Bir anda hepsini yapmıyoruz. Sonra mantarlarımı bu şekil ocağımı orta ateşe getirdikten sonra içine atıyorum. Koray, benim kullandığım kap küçük ya da büyük. Sığmıyor. Sığmıyorsa böyle koparabilirsiniz. Şu şekil. Zaten bakın böyle kopar. Evet, harika. Mantarlar küçülmeye başladı. Daha da alabilir. Bırakın pişsin. Tuz. Karabiber. Size şu anda yağlı gibi geliyor olabilir değil mi? Alakası yok. Doğru sıvayız. Kesinlikle mantarlar yağ çekmiyor. Bakın kesinlikle sarımsaklar yanmıyor. Farkındasınız değil mi? Görüyorsunuz. Bakın tam toplam 5 dakika oldu. Pişti artık ama isteyen böyle kaşar peyniri de koyabilir. Zeytinyağını görüyor musunuz? Attığımız anda kaşar peynirinin erimesi lazım değil mi? Bakın doğru ısı, gerçek zeytinyağı. Ve çok sıcak, şöyle alalım. Şöyle masaya götüreceksiniz. Vallahi şunu yapmazsam kendimi affetmem. Açın ağzınızı. Ve tekrar aynı kapta, aynı şekil bir tane daha yapıyorsunuz. İki tane daha, üç tane daha yağ böyle kullanıyorsunuz. Daha önce böyle bir istiridye mantarı görmediniz değil mi? Evet. Bu sefer gerçekten açın ağzınızı. Muhteşem bir şey geliyor. Muhteşem bir şey. Bunu yapıp bir misafirinize, bir eşinize, dostunuza ikram ettiğiniz zaman inanamayacaklar sizin yaptığınıza. Keşke yüzümün şeklini görebilseniz. Bu bugüne kadar yediğiniz en lezzetli yemek olabilir. Bu lafımı yazın. Daha önce bu kadar lezzetli bir şey yemedim Koray diyeceksiniz. Ya ben bunu yuvarlayayım. Bir tane daha yapıp öyle götüreyim içeri. Şunu temizlememiz, kesmemiz, pişmemiz topu topu 15 dakika sürdü sürmedi. Pişirmemiz de dahil. Oo, acı nasıl alttan geliyor biliyor musunuz? Of of of, ama müthiş. Ki ben acı sevmeyen bir adamım. Letonya maçı başlamak üzere, hiç zaman geçirmek istemiyorum. Video şu anda burada bitiyor da olabilir. Veyahut da ikinci istiridye mantığı ile ilgili ikinci tarifi de çekiyor olabilirim. Bittiyse herkese afiyet olsun. Eğer bitmediyse isterseniz ikinci tarifi de izleyebilirsiniz. Bir gün oldu ya da yarım gün oldu. Ertesi gün sabah şu yaptığımız mantarlarımız hemen dolaptan alıyoruz. Yine en büyük ocağımız yanıyor. Altını kıstık. Hemen bir teflon tava. Saat sabahın körü. 10-10.30 benim için çok erken. Ben hiçbir zaman sabahların adamı değilim. İstiridye mantarlarımız burada. İnanın söz verdim diye yapıyorum. Şu an gözümde büyüyor ama moralimizi bozmuyoruz. Keyfimiz yerinde, moralimiz yüksek. Hemen iki sivri biber, sivri biberleri şöyle ortadan ikiye keselim. İnce ince. Orta ateşte kavurun. Artık kısık ateşten orta ateşe geçtik. Sabahın körü de olsa, yer boğazda bir yalı da olmasa, bizim fakirhane de olsa moralimizi bozmuyoruz. Keyfimiz yerinde. Mantarlar değil, biberler. Renk aldıktan sonra hemen sosumuzla beraber. İşte bu. Evet, devam. Karabiber. Tamamen isteğe göre bir yemek kaşığının üçte biri kadar tereyağı.
Mistrilli envanteri joker gibi bir malzeme. Harika. Artık altını kıs, malzemeyi yakma. Şu bir. İki. Üç. Dört. Buraya kadar tarif tamam. Yumurtayı atabilirsiniz. Ama ben size şimdi şekil çukul yapıyorum. Koray, bize de mi şekil yapıyorsun? Ne yapalım? 200 gram mantardan 2 tane güveç yaptık. Bir de bu kaldı. Düşünün. Ver ortadan yumurtayı. Maydanoz. Miktar size kalmış. Ne kadar isterseniz. Yeter ki ince ince doğrayın. Maydanozları ince ince doğradıktan sonra böyle bir uyanıklık yapacağız. Hemen kaldıracağız. Kaldırdıktan sonra yumurtanın fazlasını altına vereceğiz. Maydanozlar. Kahvaltıya gittiğinizde şöyle kahvaltı tabağı getirseler mest olursunuz. Evinizde 5 dakikada yapabilirsiniz. Ama tabii burada en önemlisi nasıl oldu, lezzeti nasıl oldu? Ben normalde genelde sabah kahvaltı edemem, yemek yiyemem. Ama şöyle bir bakalım mı? Nasıl? Ve tabii ki lezzetli olması önemli benim için. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi. İlk lokma sizin. O. Evet. Açın ağzınızı. İşte istiridye mantarının farkı. Yalnız buradaki önemli nokta sakın ama sakın soya sosunun miktarını kaçırmayın. Yoksa güzel olmaz. Bütün emeğiniz boşuna gider. Soya sosu sevmem. Soya sosu atmayabilir. Tamam. Eyvallah. Ama az bir şey de olsa koyun. Her zamanki gibi izleyip abone olmayanlar. İzleyip abone olmuyorsunuz. Olmayın bakalım, olmayın. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.